Bir ön çalışma yapalım. Hangi perdeleri kullanacağım? Laminörü nereden çalacağım? Tabii ki en sık bend yapılan yerlerden. Mesela 2'ye 10 la ile başladım. Hedefim bu olacak. Sakın la'dan başlayıp bend yapmayın. Hedefiniz la. Ne olacak? La'ya ulaşmak için sol'ü kullanacaksınız. Sol'e ulaşmak için fa'yı kullanacaksınız. Fa'ya ulaşmak için mi'yi. Bu yarım ses oluyor. Mi'ye ulaşmak için re'yi. İsterseniz bu re'yi de kullanabilirsiniz. Ama bu re artık köprüye yaklaştıkça bend yapması daha da zorlaşacaktır. O yüzden başlangıçta şu re'yi, yani 3 eğildeki re'yi kullanın. Re'ye ulaşmak için do'yu, do'ya ulaşmak için si'yi, si'ye ulaşmak için la'yı. Bakın bu la'yı kullanmadım. Niye? Köprüye çok yaklaştık, çok zorlar. Bir üst tele geçtim ve la'ya ulaşmak için de sol'ü kullanacağım. Şimdi size tavsiyem önce bend yapacağınız perdeleri bir görün, çalışın biraz, ondan sonra işiniz kolay olacak. Şimdi Gitar Pro'dan yardım alacağım. Faydalı. Bunu bütün gamlarda yaptığınızı düşünün. İşte 1,5 ses aralıklarınızda ne var? Mesela pentatonik var, blues var. Bunların içinde de yaptığınızı düşünürsek bayağı bir gelişeceksiniz. Onları da paylaşacağım videonun altında. Bahsettiğim gibi çok fazla çeşidi var bend'in. Bizim yaptığımız şu anda tamamen düz bend. Bunun en çok kullanılanlarından örnek vereyim size. Mesela bend and release var. Ne demek benden release? Bend yap ve bırak. Mesela evet, en basitinden bend and release. Pekala, burada nelere dikkat edeceksiniz? Şimdi bu bend'i ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Her zaman nota değeri işin içine girer arkadaşlar. Nota değeri inanılmaz tadı değiştirir. Bend'i ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Release'i ne kadar zamanda yapıyorsunuz? İşte bunlar çok önemli konular. Mesela kendi yaptığınız müziklerde de bunları Gitar Pro'ya dökmeniz gerektiğinde de bunları göreceksiniz ve çok da zorlandığınızı göreceksiniz. Bir sürü şey var çünkü. En zor yazılımlar bend yazılımlarıdır. Ne kadar uzattınız, bunu ne kadar sürede gitti. Mesela bir bend yapayım. Bu hızlı bend dediğimiz bir anda notaya çıktı. Bunu şöyle de yapabilirim. Bunun Gitar Pro'da yazılışı daha yayvandır işte. Bunu kendiniz yazıyorsunuz. Yani bunu makine anlayamayacağına göre bunu siz sayacaksınız. Ne kadar zamanda, kaç vuruşta uzattım ve aynı şekilde o Gitar Pro'da gördüğünüz, şu anda da görüyorsunuz, o bölümü kendiniz belirleyeceksiniz. Bunlarla da ilgili bir şeyler yapacağım. Yani Gitar Pro'da nota yazmak, Gitar Pro'da kendi düzenlemenizi yazmak, kendi şarkınızı, kendi bestenizi, kendi cover'ınızı yazmak konuları altında bir şeyler yapacağım. Bunu kitap olarak mı yaparım, başka türlü mü yaparım bilmiyorum şu anda. Ama çok önemli bir konu. Benim bugüne kadar üretimimi destekleyen en önemli şey Gitar Pro'ydu. Yani bir besteye başladığım zaman Gitar Pro'sunu yazıyor olabilmek, yazabiliyor olabilmek beni çok ilerletti. Çünkü beste bir anda çıkan bir şey değil yani. Peyderpey olan bir şey. Ne oldu? Bir melodi buldum. O melodiyi Gitar Pro'ya döktüm. O Gitar Pro'ya döktükten sonra ona basit bir ritim yazdım. Davul ritmi, basit bir bas yazdım. Bir şekillendi. Ondan sonra o Gitar Pro'yu dinliyorsunuz mesela. Diyelim ki 4 ölçülük bir melodi yazdınız. 8 ölçülük bir melodi yazdınız. Devamında davulu kopyalayarak mesela o bölüme kadar çaldınız, çalıştınız. Sonra boş davul devam etsin. Mesela o devam ederken o melodinin devamında zaten içinizden bir şeyler geliyor. Onu 7-8 kere, 10 kere çaldığınız zaman peşine, onları da kaydettiğiniz zaman ve sonra dinlediğiniz zaman bundan sonra bu güzel oldu diyebileceğiniz bir şey çıkıyor. Yani size bir çalışma arkadaşı oluyor.
Sonra ne yapıyorsunuz? Davulun ritmini biraz değiştiriyorsunuz. Nakarat, şan, solo derken bir de bakıyorsunuz şarkınız şekillenmiş. Aynı zamanda da onunla birlikte çalmak daha da keyifli olacağı için defalarca çalma isteği geliyor. Kupkuru tek başınıza çalmaktansa çok kaliteli bir sesi olmasa da davullu, baslı, ritimli bir altyapıyla çalmak her zaman sizi daha çok çalışmaya itecektir. Nereden geldik? Band. Ne kadar uzatıyoruz? İşte band and release'de dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi. Ne kadar uzatıyoruz, ne kadar hızlı bırakıyoruz. Mesela pre-band dediğimiz bir şey var. Önceden band yapmak. İşte burada vücudun çok iyi hakim olmuş olması lazım. Yani o band'e ne kadar ittirerek ulaşıyoruz bunu hissedebilmeniz lazım. Onda çok fazla band yapmaktan geliyor. Mesela R'den Mi'ye bu kadar zamanda, bu kadar güç vererek ulaşıyorsam onu hiç vurmadan da yapabilmeliyim. Evet, şimdi prebend yaptım, vurdum. Böyle de kalabilirim. Prebend böyle dümdüz bir çizgiyle gösterilir. Genelde prebendden sonra release yapılır. Bunun gibi. Evet, bu da prebend and release. Evet, güzel gidiyoruz. Bend'i gördük. Slow band, hızlı band, onların neyi değiştirdiğini anlattık. Pre-band'i gördük, önceden band yap. Pre-band and release'i gördük. Hızlı bir şekilde band and release yapabiliriz. Ya band konusu bayağı bir derin bir konu. Yani o kadar çok değişken, etken var ki. Aynı zamanda bunu diğer tekniklerle de birleştiriyorsunuz. Mesela... Bakın band yaptım, R'den mi? Buradan da La'ya tapacağım. Yani diğer tekniklerle birleştirip karıştırarak, harmanlayarak daha da güzel bir hale getiriyorsunuz. Band'le beraber yapılan tekniklerden bir tanesi de ring together dediğimiz, yani birlikte tınlat dediğimiz bir şey var. Bu çok önemli, çok da lezzetli. Hemen bir örnek vereyim. Band'i yapıyorsunuz. Mesela 3'e 14 La notasını C'ye band yaptım. Serçe parmağımla da altında 15. perde yani R notasına dokunarak bunun sesini kesmeden böyle değil ikisini birlikte tınlatıyorum. Böylelikle aslında bir de akor oluşmuş oluyor. Si, Re ne olabilir? Sol majör, Sol, Si, Re olabilir. Si, Re, Fa, Diyez ne olabilir? Si minör olabilir. Mesela şimdi Mi, Sol. Yani 2'ye 15 R'den Mi'ye bend yapıyorum, alta Sol'ü tınlatıyorum. Hangi akor olabilir mesela? Başka ne yapabiliriz? 2'ye 20. perdeden Sol'den La'ya bend yapıyorum. Serçe parmağımla da bir alt tel 20'ye Ring Together yapıyorum. Evet, La ve Do hangi akor olabilir? Bunları birlikte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela aynı anda da vurabilirsiniz. Bu da çok kullanılan. Bunlara klişe diyoruz aynı zamanda. Herkesin kullandığı hareketler bunlar. Böyle. 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 Zaten hemen kulağınız almıştır. Böyle bir sürü solo duymuşsunuzdur. Bu kadar bentten bahsettik, klişelerden bahsettik. Mesela en çok kullanılan klişeler... Bu tarz çalışmaları yaparak parmaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Mesela bir örnek daha yapayım. Her zaman üçüncü parmak olmayacaktır. Bazen ikinci parmak da olacaktır. Şimdi burada üçü de kullanmam gerektiği için yavaş göstereyim. Pekala, Ring Together'ı anlatırken bir anda Floyd Rose'lu gitardan niye sabit köprülü bir gitarı tercih ettiğimi düşünebilirsiniz. Çünkü Floyd Rose'larda, Floyd Rose sistemlerinde bendi yaptığınız zaman bu, hatta göstereyim size çok yakından problemi anlamanız için. Bend yapıyorum. Görüyorsunuz. Bir miktar öne geliyor.
Şimdi diyelim ki ben buradan re'den mi'ye bendimi yaptım, mi'yi tutturdum. Altta da sol'e basacağım. Ama bu birazcık öne geldiği için o serçe parmağıma bastığım notu artık sol'den biraz daha pes bir not oluyor. Doğal olarak burada flöydrozlu bir sistemde ring together yapmak sabit köprüye göre çok daha zordur. Genelde şöyle çözmeye çalışıyor gitaristler. Bunu da serçe parmağıyla hafiften ittirerek bir nevi sağlama yapmaya çalışıyor. Yani o birazcık pesleşti, sen birazcık ittirdin, toparlamaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bunu da yapmak çok daha zor. Net sesler elde etmek çok daha zor. Mesela bu sesin ne kadar değiştiğini anlayabilmeniz için mi notasına vuracağım. Kalın mi notasına bend yapacağım. Ama vurmadan bend yapacağım. Bakın. Duyuyorsunuz değil mi? İleride. İşte bu tarz sistemlerde bend yaptığınız zaman diğer tellerin akordunun hepsini değiştirmiş oluyorsunuz. Bu sebeple de ring together yapmak daha da zorlaşıyor. Evet, bend konusunu bir hayli inceledik. Güzel de oldu çünkü çok önemli bir konuydu. Bu konuda da birazcık bilgi, birazcık fikir verebildiysem ne mutlu bana. Şimdi derslerimizi biraz daha hareketlendirmek, canlandırmak, daha interaktif yapmak için birkaç ders önce soru sormaya başladım. Bunlara da devam edeceğiz tabii ki. Bu gayet güzel oldu. Güzel cevaplar geliyor. Siz de kendinizi sınamış oluyorsunuz. Ben bunun yanında biraz daha interaktif olalım diye her dersin sonunda bir konu açacağım. Yine müzikle alakalı tabii ki. Çünkü bu da bir ders. Yani ülkedeki müziğin durumu, gidişat sanatın durumu, gitarın durumu, gitar müziğinin durumu, bu iş sektörel olarak ne durumdayız? Bunlarla alakalı da fikirlerinizi almak istiyorum. İlk önce tabii ki bizim tarzımız olan rock müzik, yani gitarla yapılan, elektro gitarla yapılan rock müzik, heavy metal olur, rock müzik türevleri olur. Türkiye'de ne durumda sizce? Bu duruma gelmesinin sebebi ne? Daha iyi bir yerlere gelebilmesi için neler yapılması gerekiyor? Dinleyicinin ne yapması gerekiyor? Grupların, bu işle uğraşan müzisyenlerin ne yapması gerekiyor? Sizin fikirleriniz, olumlu, olumsuz, yapıcı, kırıcı fikirleriniz nelerdir? Gelen yorumlar içinde çözüme odaklı, iyi fikirler olan, beğendiğim yorumları bu bir ders sonra okuyacağım. Sonra o derste de başka bir konuyu ele alacağız ve bir sonraki derste de onu tartışacağız, onu konuşacağız. Böylelikle daha interaktif bir şey yapmış olacağız. Birbirimizle etkileşecek bir şeyler yapmış olacağız. Belki de çok güzel fikirler çıkacak. Çok yeni bir kapı açılacak bizim için. O açıdan bu dersten sonra bunu da başlatıyorum. İstediğim şu, tekrar ediyorum. Rock müzik, heavy metal ve rock türlerinin Türkiye'deki durumu nasıl bu hale geldi? Daha iyi olabilmesi için grupların, enstrüman çalanların, dinleyicinin ve sektörün, müzik sektörünün neler yapması gerekiyor? Bunları soruyorum, bunları merak ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.